Bu videoda rastsal binom değişkenleriyle alakalı bazı soruları grafik çizen hesap makineleri ile nasıl çözebileceğimizi göreceğiz. Bunun sebebi ileri seviye istatistik sınavlarında buna benzer sorularla karşılaşacak olmanız ve eğer soruları hesap makinesi ile nasıl çözebileceğinizi biliyorsanız çok fazla zaman kazanabilirsiniz. Peki, isabetli serbest atış olasılığım 0,35'miş. 7 serbest atıştan 4'ünün isabetli olmasının olasılığı nedir diye sormuş. Bu, rassal binom değişkenleri ile ilgili sorulabilecek klasik sorulardan biridir. Rassal binom değişkeni x'i 7 serbest atıştan 0,35 isabet yüzdesi ile isabetli olanlar olarak belirleyelim. Ve bu sayede bu soruyu binom değişkeni x'in 4'e eşit olma olasılığı nedir şeklinde de yorumlayabiliriz. Soruyu TI-84 markalı hesap makinesinin binom pdf fonksiyonunu kullanarak çözeceğiz. Bu binom olasılık dağılım fonksiyonunun kısaltmasıdır. Bu fonksiyon için 3 tane girdi değerine ihtiyacımız olacak. Birincisi deneme sayısı. Bu sorudaki deneme sayısı 7. Sınavın eğer açıklama gerektiren bölümündeyseniz bunun n olduğunu açıkça belirtmenizi öneririm. Çünkü sınavı kontrol eden buna dikkat edecek. Yani sizin bir tahmin yürütüp yürütmediğinize bakacaklardır. Evet, en değerimiz bu. Bundan sonra başarı olasılığı yani 0,35'i kullanacağız. Bunun da P olduğunu belirtmenizi yine öneririm. Son olarak bir de başarı olasılığı 0,35 olan bir binom değişkeni ile 7 deneme yaptığınızda başarı sayısının tam olarak 4'e eşit olduğunu kullanmamız lazım. Evet, artık hesap makinesi için hazırız. Grafik çizen hesap makinesi de hazır olduğuna göre hadi başlayalım. Bunu yazmanın farklı yolları var. İsterseniz her şeyi bir bir yazabilirsiniz ama bu çok zaman alacaktır. Bu tuşa ve dağılım tuşuna bastığınızda ise karşınıza bazı fonksiyonlar çıkacak. İstediğiniz fonksiyonu bu şekilde aşağı ya da yukarı doğru ilerleyerek bulabilirsiniz. Evet işte 1010 PDF burada. Seçmeyi alfa A ile ya da bu şekilde yukarı tuşu ile yapabilirsiniz. Evet, deneme sayısı 7 demiştik, öyle değil mi? Her denemenin başarı olasılığı 0,35'ti. X yani binom değişkeninin 4'e eşit olmasının olasılığını da buraya 4 yazarak sağlıyoruz ve buna bastığımda ise az önce ekrana yazdığım şeyin aynısını hesap makinesinin ekranında da görüyoruz. Aynısı, gördünüz mü? 7 deneme p 0,35'e eşit ve 4 başarı olasılığının ne olduğunu arıyoruz. Enter'a basalım ve sonuç 0,14. Evet, bu olasılık yaklaşık olarak 0,14'e eşitmiş. Aynı binom değişkenini kullanarak bir de isabetli atışların 5'ten az olmasının olasılığı nedir sorusuna cevap verelim. Bu x'in 5'ten küçük olmasının ya da x'in 4'e eşit ya da 4'ten küçük olmasının olasılığı anlamına gelir öyle değil mi? Bu şekilde ifade etmemin sebebi hesap makinesinin binom kümülatif dağılım fonksiyonundan faydalanabilmek. Bu fonksiyon içinde binom cdf evet bunu kullanacağız. 7 tane deneme var her denemenin başarı olasılığı 0,35 bu fonksiyona girdi olarak 4 verdiğimde bu x'in 4'e eşit olmasının değil x'in 0, 1, 2, 3 ve 4'e eşit olmasının toplam olasılığını bulmak istediğim anlamına gelir. Anlaştık mı? Rassal binom değişkeninin bu da dahil olmak üzere alacağı bu değerlerin toplam olasılığı. Şimdi hesap makinesini çıkaralım. Yine bu tuşa ve dağılım tuşuna basıyorum. Listenin sonuna geleyim ve yukarıya doğru ilerleyeyim. İşte burada. Enter. Peki. 7 deneme. Başarı olasılığı 0,35. X değeri ise yine 4. Ama bu defa x'in sadece 4'e eşit olmasının değil, 4 de dahil olmak üzere alacağı diğer değerlerin kümülatif olasılığını verecek. Ve bu olasılığın az öncekinden daha büyük olacağını da söyleyebiliriz, öyle değil mi? Pekala, işte 0,94. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu hesap makineleri özellikle de ileri seviye sınavlarda son derece faydalı.